Masal Noktası'na hoş geldiniz. Evet, gençler, ebeveynler, analar, babalar, delikanlılar ve dahi çocuklar. Güzel çocuklar. Gelin bakalım, oturun etrafıma, otur. Şimdi nereye gideceğiz? Dedem beni nereye götürdü, oraya gideceğiz. Dedem kışında çıkartırdı beni, biliyor musunuz? Tabii kışın soğuk olur. Buzun üzerinde kaymasını da çok severdim. Bazen böyle orada nehirlerin üstü, hatta böyle küçük göllerin üstü buz keserdi. Dedeme gidelim, gidelim, gidelim derdi. Kaymayı severdim onların üzerinde. Ama dedem derdi ki, bu buz tutmuş yerlerin üzerinden yürürken dikkat et. Dikkat et. Birdenbire böyle basma. Basarsan çökersin. Ayağını bir tanesini attığın vakit, o ayağının ağırlığını buz hissetmeden öbür ayağına at. Bastırmadan at. İncitmeden at. Yürürken böyle kurumla yere, toprağa veya nereye olursa olsun, iterek, basarak değil, saygı duyarak yürü. İşte bana onu öğretmişti. Onun için bazıları vardı, balık tutacağım diye giderlerdi gölün üzerinde. Değil mi? Delerlerdi ama çatlatırlardı ve kendileri düşerdi. Yapmamak lazım. Yürümesini öğrenmek lazım. Gölü geçtik. Dedem dedi ki biraz daha çıkalım dedi. Enteresan bir dağ. İnanılmaz bir şey. Gerçek miydi? Rüyamda mı görmüştüm? Dedem yanımdaydı. Ama beraber, dedem Korkut'la beraber yukarı doğru gidiyorduk. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dağ var ya dağ buzdandı. Hani böyle toprak falan da değil, taş kaya da değil. Üzerine öyle bir kar yağmıştı ki belki ama öyle bir buzullar da vardı ki o kadar şeffaf, adeta arkasını görür gibiydik. Dedem dedim, bu dağın ismi ne? Buzdağ dedi, buzdağ. Ah, buzdağ. Hadi çıkalım dedi yukarı. Dedem insan kaymaz mı burada? Ya. İşte tırmanmak lazımdır. Tırmanırken ayağının kaymaması lazımdır. O zaman ne yapman gerekiyorsa iyi bil dedi. Tırmanmaya başladık. Bana tırmanırken ayağının kaymaması için neler yapmam gerektiğini söyledi. Yavaş yavaş o sütunlar gibi olan basamaklardan yükselmeye başlamıştık. Tepeye çıktık. En yukarıya. Etrafımıza baktığımız vakit her şey ne kadar küçücük gözüküyordu. Aşağı bakma dedi. Aşağı bakarsan korkarsın. Onlar geride kaldı. Yukarıya doğru bak. Yukarıya doğru bak. Soğuk, keskin. Nefesimiz buhar yapıyor. Adeta bulut olmuştu. Bir tane parlak yıldız. Parlak yıldıza bak dedi. Hakikaten ne kadar güzel bir yıldızdı. Çok güzel, parıl parıl. Ben çok yıldız gördüm gökyüzünde. Kafileler halinde onlar da dolaşırdı canım. Göçmen kuşlar gibi. Belki görmezsiniz ama dolaşır onlar da. Bir tanesi bize yaklaşmaya başlamıştı. Ah nasıl da geliyordu. Adeta bir ateşten top mu desem, kendi içerisinde yanan bir kuş mu desem. Ama anlatamıyorum. Pırıl pırıl. Geldi, yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Yaklaşmasıyla beraber bir sıcaklığı da duydum. Işık saçıyordu çünkü etrafına. Hani böyle çıtır 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 diye mum yanar ya bazen. Aynen onun gibi. Bize çok yaklaşmıştı. Ve bizim o dağın tepesinde olduğumuz yere adeta böyle inivermişti. İndi. Işıklar kesildi. Parıl parıl o alev topunun içerisinden güzel bir kız çıktı. Ah, kız çıktı. Çok güzel bir kız çıktı. Şaşırmıştım. Dedeciğim dedim. Bu kim? Kız bana güldü. Dedem de güldü. Şöyle bir baktı. Dedi ki, bu senin eşin olacak. Sen bunu seveceksin. Buradan Türk boyları oluşacak. Türkler, gökyüzünden sana gelen bir armağan. Büyük bir nimet.
Ya. Hazreti Fatıma'nın ruhunu taşıyanlar. Güzel hatunlar. İşte. Bak dedi. Evleneceğin insan bu. Gözlerimi fal taşı gibi açmıştım. Bir anda kız tekrardan yok oldu. Dedem dedim. Bu hangi menkıbede? Oğuz Kağan destanında. İyi ben Oğuz değilim ki. Sen Oğuz'sun dedi. Sen Metehan'sın. Şimdi değilsin belki. Ama ileride olacaksın. Şaşırmıştım. Ama kız çok güzeldi. Bir daha görüşecek miyim dedem onunla? Görüşürüz. Dedem güzel adam.